Değerli dostlar, 12 Punto'nun kıymetli takipçileri, her pazar olduğu gibi 12'de pazar programında sevgili Gökhan ve değerli Cem'le beraberiz. Üç arkadaş, üç meslektaş. Bu hafta konumuz önümüzdeki haftalarda Kasım'da yapılacak olan ABD başkanlık seçimleri. Biliyoruz ki Demokratların adayı değişti. Kamala Harris aday. Önceki dönem başkanı Trump bir kez daha Cumhuriyetçilerin adayı. Evet sevgili Cem, ne diyorsun? Ne olur, kim alır seçimleri? Anketler ne gösteriyor? Valla anketler bir yana, bir de orada bahisler çok önemli biliyorsun Amerika'da. Bu konuda bahis oynanıyor kim olacak diye. Bu acaba anketlerden daha mı önemli? Biliyorsun evet, çünkü ben anketçilerle pek arası iyi olmayan biriyim. Aynen. Bu hatta dediğin gibi tam anket sonuçlarından daha çok önemsenen bir şey oluyor. Ve burada da enteresan bir şey oldu. Trump vurulduğu zaman öne geçmişti vurulduktan sonra. O bir ivme yaratmıştı. Farkı açmıştı hatta. Evet, farkı açmıştı. Sonra Kamala Harris toparladı, öne geçti. Yaklaştı tekrar. Hatta bir miktar geçti. Evet, az bir miktar geçmişti. Şimdi tekrar Trump öndeymiş. Böyle 55'e 47 gibi böyle bir önemli de bir farktan bahislerde. Bahislerde. Burada %100 oranı tutmuyor tabii. %100'den fazla olabiliyor bahislerde. Onun hesaplaması ayrı çünkü. Dolayısıyla farkı da açmak şeklinde bir gidişat var. Trump önde gidiyor yani. Tabii bunu şuna yoruyorlar. Kamala Harris'in yaptığı bir takım yanlış şeyler, hareketler. Mesela bunlardan bir tanesi Gary Gensler diye şu anda SEC diye bir bizdeki BDDK kurumunun karşılığı olan bir kurum var. Onun başındaki kişiyi Hazine Bakanı yapacakmış. Bu kişi daha önce bu Bitcoin ve kripto paralarla ilgili araştırmalar yapan bir akademisyen, MIT'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Ve onun taraftarıyken şimdi yasaklanması veya işte kontrolünün arttırılması şeklinde kararlar alıyor. Engelliyor deniyor bu kripto paraların gelişmesini. Kripto para düşmanı ilan edilmiş durumda. Şimdi Kamala Harris de bunu hazinenin başına getireceği zaman o zaman diyorlar ki bu kripto paralar çöp olacak. Hiçbir şey kullanılmayacak. Dijital paralar genel olarak kullanılmayacak. Amerika bunu yasaklayacak vesaire. O yüzden oy kaybetti deniyor Kamala Harris. Aksine Trump da bunu destekliyor. Hatta NFT dediğimiz blok zincirinde üretilmiş sanat eserleri de kendi pazarlıyor. Kendi mesela oyuncaklarından vesaire görüntülerinden NFT dediğimiz şeyler yapıp, ürünler yapıp bundan para kazanıyor Trump. Bir de bunun ticaretini de yapıyor. Bir yandan seçimi götürüyor. Bir yandan da bu tür bir para kazanma yolu da bulmuş kendine. Tabii bu para onun belki onun için çok önemli değil ama bunu bile değerlendiriyor yani. Dolayısıyla finansal tarafta Trump daha avantajlı göründüğü için çünkü blok zincirindeki kripto paraların ve alternatif paraların rağbet görmesi demek bir anda borsanın da rağbet görmesi, bir anda altının ve diğer emtiaların da rağbet görmesi demek. Dolayısıyla buralara yatırım yapanlar kazanacak demek. O yüzden böyle bir kesim Trump'ın olmasını istiyor. Başa geçmesini, başkan seçilmesini istiyor. Fakat biliyorsunuz işte çok bir şey var. Aşırı sağ bir söylem Trump'ınki. Hatta bunu şey de destekliyor çok bariz bir şekilde. Elon Musk beraber şeylere de konuşmaları da beraber çıkıyorlar. Hatta bir ara neredeyse kabinesinde bir bakan olarak adı bile geçiyordu yani. Evet, öyle de bir şey söyleniyor. Dolayısıyla hani Trump aslında doğru noktadan oynuyor. Yani parasal konularla ilgili umut vaat edici şeyler söylüyor. Teknolojiyi kullanıyor. Diğer tarafta Demokratlar Kamala Harris biraz klasik üslupla devam ediyor.
ne diyelim 1980-70 dönemi seçmenine hitap eder gibi bir yaklaşım içinde. Halbuki hatırlarız, Obama seçilirken sosyal medyayı ilk kullanan başkan onun avantajından yararlanan... Bağış kampanyasından da zaten belliydi bu sosyal medyadan ne kadar etkili olduğu. Öyle bahsedildi. O iki dönemde yaptı. Doğru. Neden demokratlar bu teknoloji tarafına ağırlık vermiyor Trump'ın yaptığı gibi, işte Elon Musk'ı da yanına alarak bunu gerçekleştirebiliyor. Niye demokratlar böyle bir şeyi düşünmüyorlar? Daha konservatif gidiyorlar diyelim. O konuda işte belki bir araştırma yapmak lazım. Bunu bir incelemek lazım. Ama benim gördüğüm manzara böyle bir şey. Bu genç seçmene de hitap ediyor aynı şekilde. Biliyorsun işte Gökhan Hocam da daha iyi biliyor orada yaşadığı için. Halk genellikle orada şey bir halk, hani standart düzeyde bir geçim sağlayan, genellikle hani şehirlerde yaşamayan orta sınıf bir halk. Daha çok büyük şehirlerde toplanan insanlara nazaran Amerika'nın iç kesimlerindeki halk. O da cumhuriyetçilerin daha çok oy tabanıdır. Daha çok toplandığı bir yer cumhuriyetçilerin. Dolayısıyla öyle de bir oy potansiyeli var. Neden? Çünkü vaat ettiği şeyler, teknoloji ve finans alanında vaat ettiği şeyler onların duymak istedikleri şeyler, o halkın duymak istedikleri şeyler. Bu açıdan da avantajlı görünüyor benim gözümde de. Bunu söyleyebilirim. Çok teşekkürler. Evet sevgili Gökhan, sen ne diyorsun? Hem sen akademisyenliğinde hem de talebeliğinde ABD'de yaşadın. Evet. En sonunda sevgili oğlun Arhan oradaydı, oradan geldi. Senin gözlemlerin, tahminlerin neler? Şimdi sevgili dosterim, her zaman söylüyorum. Hani ben mühendis olduğum için bu gibi politik, siyasi olaylarda tabii ki akademik bir öngörüm olmuyor. Yani böyle sokaktan, duyduklarımdan, okuduklarımdan örneklemler yapıyorum. Üsküdar Belediye Başkanlığı geçen seçimde. Dediler ki işte Üsküdar Belediye Başkanı, mevcut Belediye Başkanı %10 farkla, 15 farkla tekrar seçilecek. 31 Mart için diyorsun. Evet. Bizim bu yeni seçim, belediye seçimde. Orada da bir kızcağız var. Kızcağız diyorum. Eskişehirli. Tek üniversite mezunu Eskişehirli. Sinem Dedetaş. Sinem Dedetaş. Babasını da ben Eskişehir'de daha önceleri oturduk, yemek yedik. Bir ahbaplığımız da var. Hani şimdiki Sinem Başkan'ı tanımıyorum ama hani Eskişehir'de karşılaştık işte babasıyla falan o zamanlar. Yemek yediğimiz zamanlar, o daha çok İstanbul'daydı şeye geldiği zaman. Üsküdar'ın demografik bir yapısı var. Tabii. Sosyolojisi, kültürel yapısı, demografisi belli. Trabzonlu bir belediye başkanı var mevcut. Karadeniz'den epey bir seçmen var. Bu anketçiler dedi ki işte derken %10'la mevcut belediye başkanı Trabzonlu. Hatta kaybeden belediye başkanının bir ara İstanbul anakent için bile adı geçmişti. Adı geçti. Kesinlikle kazanamaz dediler Sinem Dedetaş. Ben de dedim kesinlikle kazanacak. Ya hocam saçmalama dediler. %10 geride geliyor anketlerden. Ya anketlerde olmayan bir kesim var dedim. Bu başkanın işte eşi var, şu var, bu var, arkadaşları var, tanıyorum diyelim. Eşi mi Karadenizli? Eşi Karadenizli. Ve o bölgede yaşlı Karadenizli çok kadınlardan. Ve bunlar anketlere girmiyor. Sinem Hanım, Sinem Başkan, işte eşiyle o bir Karadeniz çevresi var. O yaşlı kadınların hepsinin oyunu aldı. Karadeniz geliniyiz diye. Bizimkiler de biliyorsun böyle dışarıdan gelen gelin hastadır. Yani kendi çocukları yerine dışarıdaki gelini çok severler. Sinem Hanım'ı da Sinem Başkan'ı da çok sevdiler. Yani klasik bir gelin kaynana rekabeti yoktur diyorsun buralarda. Yoktur. Çok severler. Hastadırlar. Dışarıdan gelen gelinlerin hani belki kendi Trabzonlu, Rizeli bir gelin olsa belki onunla itişip kakışırlar da Eskişehir'den gelen bir gelini çok severler. İçeriden fethetmiş. Yani. Evet. Dolayısıyla %10 geride beklenen Sinem Başkan %10 fark atarak mevcut yılların başkanını sandığa gömdü. Şimdi oradan geliyorum bu Amerikan seçimlerinde yine sokakta. Benim Amerika'da birkaç arkadaşım, kız arkadaşım diyelim, talebeyken arkadaşlık ettiğim böyle
Bunlar da neydi? Tabii bizim gibi gariban kimle arkadaşlık edebilir Amerika'da? Yani Jennifer Lopez'de falan değil. Hani böyle kilosu biraz fazla diyelim. Amerikan köylüsü. Onlar bizi çok severdi. Herhalde biraz saf maf bulurlardı bizi. Öyle arkadaşlıklarım oldu diyelim. Hala da görüşürüz. Instagram'dan olsun, oradan olsun, buradan olsun. Telefonlaşırız. İşte o resimlerini yollar, çocuklarını işte gösterir. Biz buradaki çocuklarımızı, eşimizle, dostumuzla fotoğraflarımızı çok iyi arkadaşızdır. Onlarla konuştum ben bu meseleyi. Bir bıkkınlık var Trump'tan. Geçen seferden de. Yani bu perifer dediğiniz yok, redneck dediğiniz yok bilmem ne. Bunlar Trump'ı pek istemiyorlar. Benim edindiğim izlenim bu. İki, Kamala Harris kadın olması orada kadınlardan bir ekstra destek. Göçmenlerden. Teninin rengi. Göçmenler, zenciler zaten. Bir taraftan Hint kökenleri var zaten. Evet, onları zaten saymıyorum. Benim saydığım bu cumhuriyetçi, redneck dedikleri, perifer dedikleri, köylü Amerikalıların Trump'ı destekleyeceği düşüncesi. Varsayımı yanlış mı diyorsun? Bence doğru olsa bile oranı eskisi kadar değil. Orada o oranda düşüklük var. Olabilir. Evet. Yani onu demek istiyorum. Yani o zaman karşısında bu İrlandalı vardı. Hani onlar Trump'a yüklendiler ama şimdi karşılarında bir kadın aday Kamala Harris bilinen de bir avuç şey de biliniyordu. Ben pek Trump'ın beklediği gibi bu anketçiler, manketçiler anladım. Ben öyle pek beklemiyorum açık söyleyeyim. Simpson'lara da bakmak lazım. Ne diyor hocam Simpson'lar? Doğru. Bakmadım son duyuma ama. Bir kadın başkandan bahsediyorlar. Sen daha iyi bilirsin kıymetli dostlar hocam. 93'te Tansu Çiller'in seçildiği zaman kim diyordu ki Tansu Çiller seçilecek? Tabii. Ben o kongre salonundaydım. Doğru Yol Partisi kongre salonundaydım. Kim bekleniyordu? İsmet abi formülü vardı. İsmet Sezgin. Ne oldu? Ha öyle oldu böyle oldu yani ama. DYP delegesi yani erkek egemen ve muhafazakar bir delege idi. O zamanlar Köksal Top'tan İsmet Sezgin ve Tansu Çiller adaydı. İsmet Sezgin Demirel'in zaten çok kakını. Köksal Top'tan ta gençlik kollarından geliyor. Pek Tansu Hanım'a şans vermiyorlardı ama bir, o delege ezici bir oy farkıyla DYP kongresinde evet, ne oldu? Tansu Çiller'i tercih etti. Yani ben o kongrede muhabirdim. Evet, kadınlara nasıl bakıyor diyelim o dönemde DYP kongresi köylü dediğimiz veya işte çiftçi dediğimiz kadın aday konusunda biliyorsunuz daha cinsiyetçi yaklaşımları vardır Türkiye'de hala da vardır. Ama oyu bir kadın adaya öyle oldu böyle oldu bastılar. Kısaca benim görüşüm. Bu politikalara girmiyorum. Ukrayna'ydı, şuydu, buydu. Onlar ayrı mesele. Müesses nizam. Ben böyle basit sokaktan Amerika'daki işte birkaç eski arkadaşımdan edindiğim izlenim. Bu Trump gelirse biz bu Amerika'yı terk edeceğiz. Anladım. Yani biz de diyorum evet, demek ki programımızda iki farklı görüş var. Evet. Biri Trump'a şans veriyor, hakikaten. Biri Kamala Harris'e. Evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Olacak? Yoksa Kamala Harris'ten bir şey PR için bir şey almadık, para almadık. O zaman seçimlerden istemedik. O zaman seçimlerden sonraki arkadaşlar. İvan'ımızı isterse... ...12 funtodan ulaşabilir diyelim. Seçimlerden sonraki hafta 12'de pazar programında... ...arkadaşlar, değerli izleyicilerimiz, kıymetli takipçilerimiz... ...bu konuyu bir kez daha ele alacağız. Evet, hakikaten. Haftaya görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.